Otel Angele Koma'da düzenlenen seminere İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Fahrettin Baykan, İGİAD Başkanı Bahatır Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan İGİAD Başkanı Bahadır Bayraktar, ilerleyen zamanlarda yeni İGİAD'la daha kurumsal çalışmalarla bir sunum yapacağız diye konuştu. Bu akşam yine akademi faaliyetlerimizden bir tanesinde, bizim akademi partnerlerimizden bir tanesi olan çok değerli Rönesans Akademi firması Sayın Canip Altay Beyefendi temsil kurulunda İstanbul'dan geldiler kendileri. Trendler ve sürdürülebilir, yönetilebilir, karlı büyüme vizyonu konulu seminerin konuşmacısı Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimler Enstitüsü Başkanı Canip Altay, küresel göstergeler sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, siyasal ve kültürel, birazdan gurur duyacağınız birçok veriyi göreceksiniz diye konuştu. Bazı alanlarda bazı istatistikler geride olduğunu söyleyebiliriz ama gelin nasıl olsa onların da bu ülkede altından girer üstünden çıkacağız eninde sonunda. Gelin şimdi gurur duyacağımız çok güzel bir kere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin arasındaki dönüşümü görelim ve Türkiye'nin önemini ve Türkiye'nin yerini görmeye çalışalım. Çünkü yapacak çok işimiz var. Ekonomi alanında da yapacak çok işimiz var. Sunumunda ilginç bilgiler veren Altay, 2014'te en çok tercih edilen ilk 10 mesleğinin 2004'te henüz olmadığını belirterek, eğer Çin'de yaşıyor olsaydınız size tıpatıp benzeyen 1300 kişi daha olacaktı ifadelerini kullandı. Geçen sene değil, ondan önceki senenin sonunda bu enstitüler 5'er yıl için yapıyorlar. MIST diye, yani Meksika, yani Güney Kore, yani Endonezya ve Türkiye. Türkiye yine girdi listeye Güney Amerika, Güney Kore ile birlikte. Eğer MIST diye search ederseniz göreceksiniz ki en fazla bütün sayfalarda, dünya sayfalarında Türkiye en fazla anlatılıyor. Sadece ekonomik değil, siyasal olarak da anlatılıyor. Bunun birçok nedenleri var. Yani bölgenin öneminden de kaynaklanıyor. Yani nasıl ki Amerika'nın Kanada'yı da katarsam 20 trilyon dolar bir ekonomi var orada. O güneye doğru Meksika ve Brezilya üzerinden ki Brezilya 2,5 trilyon dolar ama hızlı geliyor bu ülkelerin hepsi. Bu tarafa doğru kayıyor. Yani kuzey güneye göç ediyor dediğimiz bu. Ama batı arkadaşlar, batıyor, doğu doğuyor. Bu bir fırsat. Ne kadar sürecek derseniz Birleşik Krallık'ta 20 sene sürecek. Yani çok hızlı büyümelerle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler büyürken şimdi Avrupa Merkez Bankası iki seçim hafta attılar. Biri Fransa, biri Almanya'ydı. Bu iki patron ülkeydi. Arka arkaya seçimleri oldu. Ondan evvel Merkez Bankası para basmıyordu. Basmak zorunda olsa bile. Çünkü ne yapacaktı? Para basacaktı ki İspanya'yı kurtarsın. Ama para basarsa enflasyon olacak. O zaman seçilememe tehdidi var. Siyasal kaygılar nedeniyle senelerdir Avrupa sırf bu yüzden para basılmaması nedeniyle enflasyon olmasın diye buradaki ülkeler daha da beter hale.